Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Tunç. İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı dersin 8. ünitesinin özet video anlatımıyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda Milli Edebiyat Hareketi'nde hikaye ve roman konusunu sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bu video sonunda Milli Edebiyat Hareketi'nde hikaye ve romanının temel özelliklerinin farkına varacak, Milli Edebiyat'ın roman ve hikaye konusundaki öncülerini sıralayabilecek, Milli edebiyatın yazarlarının eserlerini sıralayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Milli edebiyat hareketinin genel karakteristiğine baktığımızda 1911 ve 1922 arasındaki Türk edebiyatında Türklük bilinci oluşturma uğraşının temel gaye olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu gayenin bütün yazarlar tarafından benimsenmediğini de eklemeliyiz. Meşrutiyet romandaki konulara yakından baktığımızda bir çeşitlilikle karşılaşırız. Bunlar batıllaşma, polisiye unsurlar, meşrutiyetten beklentiler, kadının sosyalleşmesi, eğitim, çalışma, evlilik, boşanma gibi konulardır. Ancak şu konunun altını önemli çizmeliyiz. Bütün çeşitliliğine rağmen 1911-1922 arası Türk edebiyatının baskın karakteri yeni lisan anlayış etrafında meydana gelen Türk milliyetçiliği düşüncesidir. Meşrutiyet romanındaki konulara daha yakından eğildiğimizde ikinci Meşrutiyet döneminde içinde bulunan zor şartlar karşısında yazarların tarihsel dönemlere giderek bu dönemleri halka övdükleri ve bu şekilde gelecekle ilgili onlara umut aşıladıklarını da görmekteyiz. Bu anlamda Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in daha önce değinilen çabalarına da akla bulundurabiliriz. Yine Ergenekon destanının kullanımını bu bağlamda örnek verebiliriz. Bununla birlikte geniş Osmanlı coğrafyasının geride bırakılmış olması ve Anadolu'nun Türk yurdu olarak e, görülmesiyle birlikte Anadolu'nun farklı yönleriyle roman ve hikayelerde konu edinildiğine şahit oluruz. Milli Edebiyat hareketinde hikaye ve roman anlamında yazar kadrosunu şu şekilde özetleyebiliriz. İlk olarak Milli Edebiyat hareketi yazarlarının bu dönemde ürün verdiklerini görürüz. Ancak Milli Edebiyat hareketi yazarlarının dışında da başka sanat anlayışına sahip sanatçıların da bu dönemde kalem oynattıklarını, ürün verdiklerini de söylemek mümkündür. Milli Edebiyat Hareketi, Türk hikaye ve romanlığın yazar kadrosu ile ilgili şunları söylemek mümkündür. Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet Mithat bu dönemde son eserlerini vermektedir. Benzer şekilde Edebiyat Ceddenin önemli isimlerinden Mehmet Rauf gibi yazarlar da Milli Edebiyat döneminde kalem oynatmakta ve ürün vermektedirler. Söz konusu tahliyeler arasında roman ve hikaye yazarları arasında şöyle bir sınıflandırmaya gidebiliriz. 1. Tazimat edebiyatı cedde ve fecrat edebiyatının roman ve hikayesinin temsilcileri. Bunlar Ahmet Mithat Efendi, Halis Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Fazlı Necip, Cemil Süleyman, Selam İzzet, İzzet Melih, Refik Halit, Yakup Kadri. 2. Yeni Nisan Hareketi'nin roman ve hikayedeki temsilcileri. Bunlar Ömer Seyfettin, Müfide Ferit Tek, Reşat Nuri Gintekin, Aka Gündüz. Üç bağımsızlar. Bunlar Hüseyin Rahmi, Selahattin Enis, Öbbekir Hazım'dan oluşmaktadır. Yazarların milli edebiyattaki durumları ile ilgili de şunları söylememiz mümkündür. Edebiyat ciddede ilk kalem ürünlerini ortaya koyan Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile Fecati'nin Refik Halit ve ya Yakup Kadri gibi yazarları bu dönemde Milli Edebiyat Hareketi doğrultusunda eserler vermeye başlarlar. Yine Edebiyat Cedde'de Halis Ziya Uşaklıgül ile Mehmet Rauf gibi isimler benimsedikleri edebiyat anlayışları doğrultusunda yazmaya devam ederler. Hüseyin Rahmi, Selahattin Eris gibi kişiler ise bağımsız bir şekilde ürün vermeye devam ederler. Yeni İnsan Hareketi'nin roman ve hikayedeki temsilcilerine baktığımızda ilk olarak Ömer Seyfettin ile başlayabiliriz. Ömer Seyfettin sizlerin de bildiği gibi ilk denemelerini mensur şiir tarzında vermiştir. Ancak hayatı boyunca roman yazmak istemektedir. Buna karşılık Türk Edebiyat tarihinde hikaye yazarı olarak kendisine yer bulmuştur. Olay örgüsünün temsilcisi olan Mabusan tarzı hikayeler yazan Ömer Sefettin, Türkiye'de Mabusan tarzı hikayenin öncüsü ve en önemli temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Romanlarında ve hikayelerinde Ömer Seyfettin'in tez öne sürdüğünü görmekteyiz ve bu anlamda Ömer Seyfettin'in tezleri olan bir yazar olduğunu söyleyebiliriz. Hikayelerinde olanla olması gereken arasındaki tezadı anlatmaktadır Ömer Seyfettin. Bu yönden mizaha da fazlasıyla yer verir eserlerinde. Kısa ömrüne karşılık çok fazla ürün vermiştir. 36 yaşına kadar yaşamış olan Ömer Seyfettin'in bu kadar fazla ürün vermesinin nedeni ise geçimli yazarlıkla sağlamasıdır. Birçok ünlü eseri olan Ömer Seyfettin'in Primo Türk Çocuğu, Efruz Bey, Ashabı Kehvimiz, Bahar ve Kelebekler, Bomba, Kaşağı gibi hikayeleriyle tanınmış olduğunu da söyleyebiliriz. Konusunu tarihten alan hikayeleri için Ömer Seyfettin eski kahramanlar, yeni hayatı anlatan hikayeleri için ise yeni kahramanlar başlığıyla bu eserlerini sınıflandırmıştır. Ömer Seyfettin'den sonra değinilebileceğimiz ikinci önemli isim Halide Edip adı vardır adı var, Milli Edebiyat Hareketi'nin roman ve hikayedeki önemli isimlerinden biridir. Adı da eserlerinin büyük kısmını Cumhuriyet'ten sonra vermiştir. İlk eserlerinden itibaren milli olana vurgu yapmaktadır adı var. Özellikle şu noktanın altını çizmeliyiz. Ahmet Mithat ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi romancıların ele aldığı batılılaşma konusuna farklı bir boyut getirmiştir adı var. Mutlaka batılılaşmalıyız anlayışından uzaklaşarak nasıl çağdaşlaşmalıyız sorusunu sorar adı var ve bu anlamda romanına farklı bir boyut taşır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise Adıvar'ın romanlarının farklı şekilde tasnif edilebileceğidir. Halde Edip Adıvar'ın Edip Adıvar'ın romanları ferciyetçi ve psikolojik romanlar yani Handan Dairesi, milli toplumsal romanlar yani ateşten gömlek dairesi ve töre romanları, sinikli bakkal dairesi olmak üzere üç devre etrafında değerlendirilebilir. Halde Edip bin özellikle Handan romanı üzerinde burada durabiliriz. Handan romanı etrafında toplanan Raikin annesi, Heyula, Seviye Talip gibi ilk dönem romanlarında adı var kadın meselesini ve çocuk eğitimini üzerinde özellikle durmaktadır. Handan Romanı üzerinde burada bir ayraç açmalıyız. Handan Romanının kurgusu edebiyat tarihinde özellikle dikkat çekmiştir. Handan Romanı mektuplardan oluşmaktadır ve bu anlamda da kurgusu açısından dikkat çekmektedir. Yeni Turan Romanı'nda ise adı var. Kaya adlı eğitimli bir kadının toplum için kendini feda etmesini ele almaktadır kadın konusunu ve kadının toplum için kendini feda etmesini birçok romanda ele almıştır adı var. Aynı durum Ateşten Gömlek'te de geçerlidir. Ateşten Gömlek'te Ayşe ise ferdi saadeti için sosyal saadetin gerçekleşmesini şart koşar. Ayşe sizlerin de bildiği gibi İzmir'in sembolü olmuştur romanda. Ateşten Gömlek'te romanı da kurgusu açısından edebiyat tarihinde özellikle yer bulmaktadır. Peyam Peyami'nin roman kişilerinden biri olan Peyami'nin hatıra defteri romanın anlatım düzenini oluşturmuştur. Diğer önemli isim Milli Edebiyat Hareketi'nde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. İlk ürünlerini Fecrati'de sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü savunarak ortaya koyar. Daha sonra ise Yahya Kemal'in etkisiyle Nevyunallik düşüncesini benimser. Son olarak milli edebiyat görüşünü benimseyip bu yönde ürünler ortaya koyar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bir Senencam adlı kitabında bireysel konularda yazdığı hikayeleri toplar. Bununla beraber mütareke yılları ve İstiklal savaşı yıllarında yazdığı hikayeleri rahmet ve milli savaş hikayeleri to kitaplarında toplar. Hikayelerinde olay öyküsünün Temsilcisi olan Mapsant'ın ve naturalist akımın temsilcisi olan Alphonse Daudet'in etkisi etkisi görülmektedir. Karakoç Kara roman ve hikayelerinde kötümser bir bakış açısına sahiptir. Kiralık Konak adlı romanında bu anlamda özellikle altını çizmemiz lazım. Kiralık Konak 1911 ve 1922 edebiyatı içinde değerlendirilebilir. Aynı zamanda bir nesil romanı olan olarak üç neslin hikayesinin anlatıldığı kiralık konakta sosyal hayatın olguları yüzünden değişen insanlar bir arada yer alırlar. Kiralık konakla aynı yıl yayınlanmış olan Nur Baba ise Yakup, Yakup Kadri'nin dikkatlerini sosyal hayatın çürümüş bir başka tarafına yönelttiği romandır. Daha önce söylendiği gibi bu anlamda Karosmanoğlu'nun kötümser bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Reşat Nuri de yine bu dönemde ele alacağımız bir diğer önemli yazardır. Reşat Nuri asıl eserlerini Cumhuriyet Edebiyatı yıllarında ya yazar. Milli Edebiyat yıllarında tiyatro konusunda yazı, yazdığı yazılarla dikkat çeker. 1919'da takma bir isimle tefrika ettirdiği Harabelen Çiçeği onun ilk sanat eseridir. Reşat Nuri'nin popüler bir edebiyat yazarı olduğunu söylemek mümkündür. Sizlerin de bildiği gibi ve yine sizlerin bildiği gibi bu anlamda onu popüler kılan eser ise Çalı Kuşu'dur. Çalı Kuşu İstanbul Kızı adlı bir tiyatro eserini yazıldıktan sonra roman haline getirilmiştir. Çalı Kuşu İstiklal Savaşı yıllarında Anadolu'da öğretmenlik yapan Feride'nin hikayesidir. Ziya Gökalp'in Halka Doğru Düşüncesi doğrultusunda Anadolu'da hizmet veren İstanbul öğretmenin romantik hikayesi konu edilir bu kitapta. Reşat Nuri, Yakup Kadri'nin aksine imser bir yazardır ve romantik bir yaklaşımla anlattığı Anadolu manzaraları ve bu manzaralar içine yerleştirdiği insanların hikayelerinde devrim meselelerine yaklaşımlar getirmeye çalışır. Reşat Nuri yıkıcı olmaktan çok yapıcı bir niteliğe sahiptir. Yine Reşat Nuri yarattığı kahramanları sever Yakup Kadri'nin aksine. Kahramanların etrafında yerleştirdiği olay örgüsü çoğu zaman sosyal tenkidi unuttur unutturacak şekilde sürükleyici bir özelliğe sahiptir. Burada özet videomuzun sonuna geldik. Burada anlatılanları lütfen E-Kampüs'teki diğer materyallerle destekleyin. Sizlere sınavda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.